Merhaba Ulusal Kanal izleyicileri, ben Ahmet Şahidov, kardeş Azerbaycan'dan selamlar. Bugün sizlere geçen hafta Azerbaycan'ın gündeminde olan konuları iletmek istiyorum. Geçen hafta Rus askerler Azerbaycan'a geldi. Rus donanması Hazar filosunun Mahaçkala ve Astrahan küçük topçu gemileri, SB-738 kurtarma römorkörü, 2020 Uluslararası Ordu Oyunları kapsamında Hazar Denizi karasularında yapılacak Deniz Kupası yarışmasına katılmak için 17 Ağustos'ta Bakü'ye ulaştı. Buna paralel olarak Azerbaycanlı askerler Rusya'nın Alabino askeri eğitim sahasında Uluslararası Ordu Oyunları 2020'nin tank biatlon yarışmasına katılmak üzere Rusya'ya gittiler. 23 Ağustos'ta başlayacak yarışmalarda Azerbaycan tankerleri Çin, Belarus ve Sırbistan'dan tank ekipleriyle yarışacak. Yarışma 5 Eylül'e kadar sürecek. Turas Kartalı 2020 ortak askeri tatbikatlarının hemen ardından Rus savaş gemilerinin Azerbaycan'a gelmesi ve Rusya'da Azerbaycan'ın da katıldığı askeri yarışmalar düzenlenmesi Rusya'nın bölgedeki çıkarlarını koruma faaliyetine işaret ediyor ve Azerbaycan'ın çok zor bir jeopolitik coğrafyada yer aldığı görülüyor. Ve Dağlık Karabağ sorununun askeri çözümünde bölgedeki bazı çevrelerin çıkarları çarpışıyor diyebiliriz. Azerbaycan diplomasisi geçen hafta aktif bir süreç içindeydi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in emriyle Azerbaycan'ın Sırbistan ve Gürcistan büyükelçileri geçtiğimiz ay Sırbistan'ın Gürcistan üzerinden Ermenistan'a geniş çaplı silah satışı nedeniyle geri çağrıldı. Bu olaydan sonra İlham Aliyev Sırbistan ve Gürcistan büyükelçilerini değiştirme kararı aldı. Gürcistan'a yeni bir büyükelçi atandı. Azerbaycan'ın yeni Gürcistan büyükelçisi Faik Guliyev, önceki büyükelçiden farklı olarak bölgeyi yakından tanıyan ve uzun yıllar Gürcistan'da görev yapmış profesyonel bir diplomattır. Genel olarak Gürcistan, Azerbaycan için çok önemli bir ülkedir. Gürcistan'da yaklaşık 500 bin etnik Azerbaycanlı yaşıyor. Baku-Tiflis-Ceyhan, Baku-Tiflis-Kars, Baku-Tiflis-Ahalkalaki ve diğer global projeler Gürcistan üzerinden yürütülüyor ve Azerbaycan'ın Gürcistan'da çok ciddi siyasi ve ekonomik çıkarları var. Bu açıdan Gürcistan Büyükelçisi'nin profesyonelliği önemliydi ve Faik Guliyev'in bu göreve atanması siyasi çevrelerde de memnuniyetle karşılanmaktadır. Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Rusya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Azerbaycanlı bakanın Moskova'ya resmi ziyareti 26 Ağustos'ta başlayacak. Bakan Ceyhun Bayramov ilk resmi ziyaretini kardeş Türkiye'ye yapmıştı. Azerbaycan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini tam şekilde destekliyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini açık şekilde desteklediklerini söyledi. Hikmet Hacıyev, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini açık şekilde desteklediklerini belirterek, Türkiye bölgede uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumaktadır, dedi. Hacıyev, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik açıklamasını ve Azerbaycan'ın tutumunu yerel basına yaptığı açıklamayla değerlendirdi. Ermenistan'ın bölgede barış ve istikrarı engelleyen saldırı politikasından vazgeçmek yerine saçma açıklamalar yaptığını ifade eden Hikmet Hacıyev, Erivan yönetiminin işgalci politikalarını saklamak için diğer ülkelere karşı yalan ve sahte ithamlarda bulunduğunu kaydetti. Azerbaycan topraklarını yaklaşık 30 yıldır işgal altında tutan ve devlet armasında halen Ağrı Dağı'nın resmini bulunduran Ermenistan'ın bu açıklamasını hem gülünç hem de kendilerini ilgilendirmeyen konulara müdahale etme girişimi şeklinde değerlendiren Hikmet Hacıyev, herkesin yerini bilmesi ve sınırı aşmaması gerektiğini düşünüyorum. Diplomasi ciddi bir alandır ve sorumsuz beyanlara yer yoktur. Böyle bir açıklamayla Ermenistan her şeyden önce kendini küçük düşürüyor. Eminim Ermenistan'ın Doğu Akdeniz'deki olaylardan haberi yoktur ve açıklamalarının tek sebebi konunun Türkiye'yi ilgilendirmesidir, dedi. Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Sevr Anlaşması hakkındaki açıklamasına ilişkin ise bu ülkenin geçmişin esiri olmaktan kurtulmak, nefreti bir kenara bırakmak ve komşularıyla barış içinde yaşamayı öğrenmekten aciz olduğunu vurguladı.
Türkiye ve Azerbaycan'ın iyi günde de kötü günde de birbirini desteklediğini ifade eden Hikmet Hacıyev, Azerbaycan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini açık şekilde desteklemektedir. Türkiye bölgede uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumaktadır ifadesini bir kez kullandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da Akdeniz'de son zamanlarda yaşanan olaylara sert tepki gösterdi. Azerbaycan, Türkiye'nin attığı tüm adımları kesinlikle destekliyor. Bu açıklama geçtiğimiz hafta Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Azerbaycan tarafı Akdeniz bölgesinin kalkınmasında ve ilerlemesinde tarihsel olarak önemli rol oynayan kardeş Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için uluslararası hukuka dayalı tüm adımlarını güçlü bir şekilde destekliyor ve mevcut gerilimlerin bir an önce çözüleceğini umuyor. Bu bağlamda üçüncü tarafların durumu bölge ülkelerine düşmanca ve ön yargılı yaklaşmaları için bir fırsat olarak kullanma girişimleri kararlılıkla reddedilmelidir. Türkiye aleyhine asılsız suçlamalar içeren Ermeni tarafının tutum ve açıklamaları Akdeniz'deki hassas durumu kendi dar siyasi çıkarları için kötüye kullanma girişimi olarak kınanmalı ve reddedilmelidir. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Akdeniz bölgesindeki mevcut durumla ilgili yaptığı açıklamada bu fikirler yer aldı. Geçen hafta Azerbaycan'da daha bir vali tutuklandı. 19 Ağustos'ta Başsavcılığa bağlı Yolsuzlukla Mücadele Genel Müdürlüğü Kürdemir Valiliğinde bir operasyon düzenledi. Operasyon sırasında Vali Ceyhun Cafarov, Vali Yardımcısı Taceddin Novruzov, Bölge İdaresi Başkanı Natik Kerimov ve diğer yetkililer gözaltına alındı. Son 24 saatte Azerbaycan'da 139 yeni vaka sayısı daha tespit edildi. 148 hasta ise iyileşti. Ülkede bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 34.759'a yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı ise 32.511 oldu. Son haftada sağlığına kavuşanların sayısında da ciddi artışlar var. Ancak virüs vakalarının sayısı da artmakta. Gündelik vaka sayısını 100'ün altında tutmak imkansız hale dönüştü. Koronavirüs tedbirlerinin yumuşatılmasının ardından insanlar çok sayıda plaj ve restoranlara akın ederken bu hafta vaka sayısında tekrar artış tespit edildi. Buna rağmen Azerbaycan'da tedavileri devam eden hasta sayısı 1738'e düştü. Salgın dolayısıyla toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 510'a yükseldi. Ve şu ana kadar da toplam yapılan test sayısı 855.000 olarak yine kayıtlara geçti. Azerbaycan'da okullar 15 Eylül'de açılıyor. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde gündelik hayatta olduğu gibi eğitim, öğretimde de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yadsınamaz bir gerçek. Tüm dünyada okulların açılması ve öngörülen eğitim modelleri salgının riskleri açısından değerlendirilip tartışılıyor. Azerbaycan'da da devam eden koronavirüs salgını eğitim alanında da endişelere yol açtı. 15 Eylül'de başlayacak olan yeni öğretim yılına hazırlanan öğrenci ve veliler eğitim süreciyle ilgili sorularla karşı karşıya. Azerbaycan Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılı için belirli kurallar açıklamasa da Eylül ayından itibaren ortaokullarda okul saatlerinin azaltılması, aralarda öğrencilerin dışarı çıkarılması, sınıf alanı ve diğer hijyen kurallarının korunması planlanmaktadır. Ancak Azerbaycan hükümeti 15 Eylül'de okul yılına başlayıp başlamama konusundaki nihai kararını açıklamadı ve bu da Azerbaycan toplumunda bazı endişelere neden oluyor. Bu konuda ulusal kanala özel olarak konuşan Milli Eğitim Enstitüsü temsilcisi, tanınmış eğitim uzmanı Almaz Hasret, koronavirüs salgınının Azerbaycan eğitimine etkisi ve eğitim sisteminde uygulanacak yeni kurallar hakkında görüşlerini bizimle paylaştı. Almaz Hanım, söz sizde. Buyurun. Hoş gördük. Önce Ahmet Bey sizi ve ulusal kanal izleyicilerinin her bir üzvünü salamlıyorum. Tabii ki toxunduğunuz mövzu bütün xarici ölkələrdə, deməli bütün dünyanı əhatə edən bir mövzudur və bizim Azərbaycanımızdan da kənar ötüşmədi. Təəssüflər olsun ki, heç kəsin hazır vəziyyətdə olmadığı, yəni bu dəyişikliklərə heç kəs hələ hazır olmayan bir vəziyyətdə biz bu cür bəla ilə rastlaşdıq. Pandemiya dönəmində Azərbaycanın da təhsilində müəyyən izlər qoymuş olur. Lakin biz çalışdıq, əlimizdən gələni etdik. Azərbaycan öyrətmənləri olaraq bu izlərin dərin olmamasının qarşısının alınması üçün müəyyən işlər görək. Bütün bu problemlərin aradan qaldırılması üçün
gördüyümüz işler hansılardan ibarətdir? Bunlardan məlumat verməmişdən öncə mən demək istəyərdim ki, hansı problemlərdir? Təbii ki, bunu hamımız bilirik. Bütün dünyada olduğu kimi təhsildə də öğrencilerimiz və öğretmenlerimiz okullardan uzaq durdular, uzaq qalmaq məcburiyyətində qaldılar. Tədrisimiz durğunlaşdı, sanki donma vəziyyətinə düşdü. Hətta öğrencilerimiz bir anlıq bilmədilər ki, harda nəyi necə öyrənsinlər. Ancaq sağ olsun Azərbaycanın əksər öğretmenlerinin sayəsində ki, öğrencilerimiz tədrisdən çox da uzaq qala bilmədilər. Çünki Eğitim Bakanlığı tərəfindən və Təhsil İnstitutu tərəfindən çox gözəl təşəbbüs irəli sürüldü. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasının ən önəmli dövlət kanallarının ikisində teledərslər keçirilməyə başladı. Azərbaycanın ən nüfuzlu, ən bacarıqlı və çox gözəl tədrislə məşğul ola biləcək müəllim heyətindən ibarət, müəllimlərdən ibarət teledərslər keçirildi. O teledərslərin sayəsində öğrencilerimiz evlərdə dərsləri dinləyirdilər və dərslərdən geri qalmamaları üçün bizim öğretmenlerimiz də əllərindən gələn edirdilər. Bundan əlavə olaraq online tədrislə bağlı virtual məktəb adında saytda həm öğretmenler, həm öğrenciler qeydiyyatdan keçdilər və tədrisdən geri qalmamaları üçün çox çalışdılar. Bu da onun göstəricisidir ki, Azərbaycanın necə ki bakanı, təhsil bakanı çalışdı ki, heç bir öğrencisi tədrisdən geri qalmasın, öğretmenlerimiz də ilk olaraq o vəclə, o həvəslə əllərindən gələni etdilər ki, Respublikamızın bütün öğrencileri tədrisdən geri qalmasınlar. Demek ilk olarak Azerbaycan'da görülen işlerden biri neden ibaret oldu? Eğitim İnstitutu adında bizim bir qurumumuz var. Həmin Eğitim İnstitutu bir neçə təkliflər hazırladı. Bu təkliflər paketinin içerisinde neler var idi? Birinci, Eğitim İnstitutunun hazırladığı təklif paketinin içerisinde Respublika daxilində təhsilin 100% ənənəvi olmadığını nəzərə alaraq hibrid tədrisə keçidi önəm verdi. Bu nədən ibarətdir? Hibrid tədris ənənəvi üz-üzə və online distant tədrislə bağlıdır. İlk okula gələn öğretmenlerin yanına gələcək ilk okul öğrenciləri ilk olaraq onlar üz-üzə tədrisə cəlb olunacaqlar. Bütün sanitar epidemioloji qaydalara riayət olaraq okullara daxil olacaq ilk okul öğrenciləri onlar okullarda ders keçəcəklər. Lakin yuxarı sinif şagirdləri isə onlar distant tədrisə daha çox önəm verəcəklər. Müəyyən bölgülər saat hesablarını nəzərə alaraq o tədrislərdə davamlılıq müşahidə olunacaqdır. Azərbaycanda geçen hafta bir üniversite təsfiyə edildi. Azərbaycanda 1995 yılından bu yana fəaliyyət göstərən Kafkas Universitesi Azərbaycanda ağırlıqlı olarak FETÖ destekçileri tarafından kurulmuş bir eğitim kurumuydu ve 15 Temmuz olaylarına kadar çok aktivdi. Kardeş Türkiye'de yaşanan olayların ardından Azerbaycan'daki FETÖ temsilcilerine karşı derin önleyici tedbirler alındı ve FETÖ ile bağlantılı şüpheliler tespit edilerek sınır dışı edildi ve Türkiye'ye teslim edildi. Kafkas Üniversitesi de kurulduğu günden itibaren Nurçuların Ocağı olarak anılıyor ve kapatılması da bekleniyordu. Geçen hafta Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Lotu Guli lakablı Nadir Selifov Türkiye'de, Antalya'da bir otelde yemek yerken arkadaşı tarafından başından tek kurşunla vurularak öldürüldü. Kaçan cinayet şüphelisi ise Denizli-Antalya karayolunda yakalandı. Olay 19 Ağustos'ta Serik'e bağlı Boğazkent mahallesinde bir otelin restoranında meydana geldi. Selifov birlikte yemek yediği bir erkek arkadaşı tarafından başından tek kurşunla silahla vuruldu. Hastaneye götürülen Nadir Selifov kurtarılamadı. Polis cinayet şüphelisinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Kimliği açıklanmayan cinayet şüphelisi Antalya Denizli karayolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Lotu Guli lakablı Nadir Selifov'un Rusya başta olmak üzere bağımsız devletler topluluğundaki meyve sebze ithalat pazarını kontrolünde bulunduran Lotu Guli mafyasının liderliğini yaptığı biliniyor.
Qrupun bu kontrolü sağlamaq için adam öldürmə, haraç alma, qasb və tehdid gibi suçları işlediği belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta Azerbaycan'daki bu olaylarla gündeme damğasını vurdu ve Ulusal Kanal izleyicilerine kardeş Azerbaycan'da olanların kısa bir özetini vermeye çalıştık bugün. İnşallah haftaya görüşürüz. Hoşça kalın.